İyi akşamlar spor severler. Klas Spor TV bugünden itibaren yayına başladı. Ben de her pazartesi Bu da mı gol değil programı ile Ankara amatör futbolunu ekranlara taşıyacağım. 2016-2017 sezonunda yavaş yavaş tamamlanmak üzere. Öncelikle liglerimizde genel durumu şöyle bir aktarmak istiyorum sizlere. Bölgesel amatör lig müsabakaları tamamlandı. 12 grupta 156 takımın katılımıyla başlamıştı. Bölgesel amatör lig 6. grupta yer alan Başkent ekibi Yenialtınlar Belediyespor sezonu yenilgisiz ve şampiyon olarak tamamladı. Osmaniye ile 3. lige terfi müsabakaları oynayacak. Süper amatör lige baktığımızda yine Sincan Belediyespor şampiyon oldu. İkinci Yeni Mahalle Belediyespor oldu. İki takımımız bölgesel amatör lige çıkma müsabakaları oynayacak. Şu an devam etmekte olan 1. amatör playoff ligi bütün hızıyla devam ediyor. 10 takımımız süper amatör lige çıkmak için mücadele ediyor. Buradan 7. hafta oynanmasına rağmen son 2 hafta kaldı tamamlanmasına. 3 takımımız süper amatör lige merhaba diyecek. U19 liginde de Türkiye şampiyonasına gidecek takımlarımız yavaş yavaş belli olmaya başladı. 3 takımımız belli olmasına rağmen kalan 2 takımımız da grup ikincilerinden oynanacak maçlar sonucunda belli olacak. Ve Türkiye şampiyonasına Ankara 5 tane takım gönderecek. U17 ligi Türkiye şampiyonası 2. kademe müsabakalarına oynamaya hak kazanan Başkent Gücüspor Balıkesir ilinde, Sincan Gücüspor ise Bilecik ilinde 12-15 Nisan tarihleri arasında müsabaka oynayacak. Takımlarımıza başarılar diliyoruz. Evet. Yeni bir soluk, yeni bir ses. Klas Spor TV yayın hayatına başladı. İlk konuğumuz Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu. Hoş geldiniz Sayın Murat Kandazoğlu. Hoş bulduk Sayın Cevat kardeşim. Öncelikle yeni televizyonumuza, Ankara'mıza hayırlı olmasını, hayırlı getirmesini temenni ediyorum. Tabii ki Klas Spor ailesinin bu zamana kadar birçok alanda Ankara Spor'una, Ankara Amatör Spor Camiası'na ve Profesyonel Futbol Camiası'na çok önemli katkıları vardı. Ama bundan sonra da yine görsel anlamda Ankara'mıza, başkentimize ve Türkiye'mize önemli hizmetler yapacağını düşünüyorum ve inanıyorum. Bizler de ilk konuk olarak bizi ağırlamanızda son derece mutlu oldum. İnşallah güzel bir program olur. Ve bizi izleyen, bizi takip eden, sosyal medyada takip eden tüm spor severlere güzel mesajlar buradan veririz hep beraber inşallah. İnşallah başkanım. Biz de sizi ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Evet. Başkanım, sizin çalışmalarınızı çok yakından takip ediyoruz. Ekibinizle ve taban birlikleriyle uyumlu bir şekilde çalışmalar yürütüyorsunuz. Ankara'nın en önemli sorunu tesis sorunu. Evet, evet. Şimdi öncelikle şuradan başlamışsın sevgili Cevat kardeşim. Bir defa tabii ki şu anda Ankara'mızda az önce bahsettiğiniz bal takımlarımızdan süper amatör ligde mücadele eden takımlarımızın U19 1K finalleri vesaire, evet, playoff maçları. Ben tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Gerçekten sezonun yavaş yavaş sonuna geldik. En önemlisi tabii ki Ankara'da haftalık olarak yaklaşık 150-200 yakın müsabaka oynatılıyor. Bu müsabakalar esnasında olayların toplamına baktığımızda bizim için önemli şey fair play sınırlar içerisinde ve kurallar içerisinde tüm müsabakanın cereyan etmesi. Buna da baktığımızda gerçekten çok olumlu sonuçlar, raporlarla karşılaşıyoruz. Bizi son derece mutlu etmekte. Tabii ki bir defa şunu hep beraber özümsememiz gerekiyor. Sporun ana teması dostluk, kardeşliktir. Ama mutlaka bir başarı, bir yarışmacı takım kuruyorsunuz. Gerek at liglerde olsun, gerekse üst liglerimizde olsun. Hepsinin tek amacı vardır. Bir üst lige çıkmak ve Türkiye şampiyonasına giden takımlarımızın da Türkiye şampiyonasında üstün başarı gösterip ülkemizde, Ankara'mıza, başkentimize şampiyonluk getirmek hedefindeler, düşüncesindeler.
Bu tabii ki çok önemli. Başkanım, bir şey. Araya girmek istiyorum. Evet. Ankara olarak Türkiye Şampiyonası'nda en son sanırım Etimesgut Belediyesi. Etimesgut Belediyesi. Evet. Evet, Etimesgut Belediyesi spor genç takımı Amasya'da şampiyon olarak Ankara'mıza bu şampiyonu getirmişti. Tabii ki giden takımlarımızın hepsinin çok kaliteli ve iyi takımlar olduğunu altını çizerek söylemek isterim. Ben bu sene takımlarımızdan ümitliyim. Yani belki şu aşamada şu anda Başkent Gücü'nün ve Sincan Gücü'nün Bilecik ve Balıkesir'e gidecek evet. olmaları. Daha sonra U16'ların, 19'ların playoff müsabakalarından sonra Türkiye şampiyonları başlayacak. Bu esnada Ankara'mıza bir şampiyonluk getirmesini canlı gönlümle arzu ediyorum. İstiyoruz hep beraber arkadaşlarımızla evet. birlikte. Tabii ki altında Belediyespor kulübümüzün tabii ki grubuna şampiyon, namalup şampiyon olarak çıkması bizi de son derece mutlu etmiştir. Bundan sonra artık Ankara'mızın meselesi haline dönüşmüştür. Dolayısıyla Osmaniyespor olacak oynayacağı maçlar muhtemelen yarın yapılacak olan Futbol Federasyonu'nda icra kurulu toplantısı sonucunda muhtemelen Konya veya Kayseri'de oynatılması planlanmakta. Biz de bu maçı orada yakından takip etmek istiyoruz. Basınımızla, ondan sonra Ankara'mızdaki futbol severlerle orada olmak istiyoruz. Altında Belediyespor Kulübü yalnız bırakmak istemiyoruz. İnşallah orada da bu başarıyı gösterir ve 3. Lig'e bir takımımızdan çıkartırız ve Ankara'da her defasını ifade ettiğimiz bir cümle vardır. Bacasız bir sanayi, bir evet, fabrika kesinlikle. Açtığımızı varsayıyoruz ve dolayısıyla bu sadece Altınlar Belediyespor Kulübü'ne değil, orada birçok futbol paydaşlarına katkı sunmakta. Hakemlerimize katkı sunuyor. Oradaki Ankara futboluna katkı sunuyor. Bunlar çok önemli şeyler. Sonrasında tabii ki sal takımımız Sincan Belediyespor takımımız şampiyon oldu. Kendilerini kutluyorum. Bu sene özellikle biz salın birincisinin playoff oynatılmaması yönündeki talebimizi aldı Futbol Federasyonu. Bunu da sağlamış olduk. Direkt olarak çıkma şansına eriştiler. Diğer takımlarımızın eğer altından çıktığı takdirde playoff oynamaması noktasındaki yarın yapılacak toplantıya göre bize tarafımıza Futbol Federasyonu verecek olan statüdeki o çıktığı noktasındaki neyle karşılaşacağımız sorusuna da takımlarımızın bize bu anlamda sorumlu oldu. Biz de bir görüş istedik Futbol Federasyonu'ndan. Yarın yapılacak toplantı sonucunda hem altından takımımızın efendime söyleyeyim oradan nerede hangi ile oynayacağı ve hangi tarzda oynayacağı netleşecek. Ayrıca da diğer takımlarımıza baraj maçı, 12 playoff maçı oynamaması noktasında bir netlik kazanmış olacak. Tabii ki buradan eğer bir üst lige bir takımımızdan çıkacak olursa şayet aynı zamanda bir K finalden oradan bir takımımızdan Süper Lig'e alma şansına erişmiş olacağız. Burada tabii söylemek istediğim önemli şey şu aslında. Bunların sonucunda her ne olsa olsun futbolda bir realite vardır. İyi olan kazansın. Şimdi sezon başında insanlar çok iyi takım yapıyorlar, çok iyi hazırlık içerisine giriyorlar. Ama bazen şanssızlık, bazen takım içerisinde uyumsuzluk vesairesinin neticesi istenilen başarı alınmıyor. Ama genel hatlarıyla bunları biz sadece belli noktalara bağlamamız, belli yani kendimizi başarısız saymamız veya işte bunu başaramadık gibi düşünülmesi camialar açısından, kulüpler açısından son derece yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum. Olabilir ama bu onların mutlaka ve mutlaka heyecanını yitirmemesi gerekir. Ve aynı heyecanla devam etmelerini devam. Ben evet. istiyorum. Evet, şimdi sorunuza gelin. Başkanım en önemli sorun evet, tesis meselesi. Tesis denince evet. Ankara'da ilk akla gelen 19 Mayıs. Stadyumun mevcut kompleks alanla alakalı olarak, vesaire. Evet, düşünüyoruz. Şimdi bununla ilgili şöyle bir şey belirtmek istiyorum önce ben. Siz bu 19 Mayıs stadının yerine yeniden bir stad yapılması noktasında çok çabalarınız var, ısrarınız evet. var. Bir çalıştay gerçekleştirilmişti. Evet. Oradan başlayarak anlatırsak, çünkü AKM'yi de içine alan büyük bir kompleks düşünüyorsunuz siz. Şimdi nasıl olmalı ki, sizce? Tabii ki şöyle bir özet geçmek gerekirse tabii, o dönemden bu zamana kadar Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir çalıştay yaklaşık 2 sene önceki evet. yapılan bu çalıştaydan başlayacak olursak
Orada biz 19 Mayıs Stadyumu'nun bir ve iki nolu sahanın oraya bir amatör evi gibi bir projemiz vardı. Aslında bir noktada buradan başladık biz işi. Bunu yaptırmak için Sayın Spor Genel Müdürümüze gittiğimizde buranın hepimiz biliyoruz ki işte Cumhurbaşkanı'na bağlı özel bir birim var. O birimden izin alınması sonucunda bu işlerin olabileceğini bize ifade etmişlerdi. Biz de bunu nasıl çözebiliriz noktasında Çevre Şehircilik Bakanlığı, Kültür Bakanlığı'na gittiğimizde ve bu alanda neden böyle bir şey yapın? Hani Atatürk Kültür Merkezi de bu işe katılsın, spor tesisleri olsun falan filan derken burada Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda çok duyarlı bir hanımefendi burayla alakalı bir çalışma yapılacağını bize ilettiler. Buraya siz de müdahale olun dediler. Biz de orada o günkü toplantıya katıldık. Orada ben Amatör Spor Kulüp Federasyonu Başkanı olarak ben, Zengin'e bir arkadaşımız ve Yeni Spor İl Müdürlüğü adına Muzaffer Gültekin Beyefendi. Ayrıca gazeteci olarak da o dönemde Ali Hocam gazeteci abimiz o vardı. Biz o alanın spor, kültür ve sanat spor alanı olması noktasında görüş ve fikirlerimizi beyan ettik. Bu çalıştay birkaç kez devam etti. O dönemde Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Bey de bu konuya duyarlılık gösterdi ve o da bu alanın spor ve kültür sanat alanı olarak da değerlendirmesi yapılması noktasında bir görüş beyan etti. Hatta bunu siz de haber yaptınız. Evet. Sanırım keşifleri de yapıldı, evet. Yerlerle bu, alakalı. Tabii bu alanla alakalı tabii ki durum vaziyet planları çıkartıldı, keşif yapıldı vesaire falan filan. Sonuç olarak da sürekli olarak hep beraber, sadece benim değil. Yani ben de bir federasyon başkanı olarak, işte siz de gazeteci olarak ve bu işi gerçekten bizim yönetimdeki arkadaşlarımıza bir ekip olarak ve spor kulüplerimize beraber bu alanda bizim aslında stat meselemizin olmadığını, stadyum mutlaka ihtiyacımızın olduğunu ancak bizim en büyük sorunumuzun spor kompleksi, bir spor tesisine ihtiyacımız olduğu noktasında bir görüşümüz vardı. Çünkü Ankara'nın çeşitli bölgelerine gittiğimizde yerel yöneticilerimizle görüştüğümüzde spor alanı noktasında ciddi anlamda sıkıntılar olduğundan bize bahsettiler. Biz Çankaya, Mamak, Altındağ, Yeni Mahalle birçok belediye başkanımıza gittiğimizde sağ olsunlar bize son derece sıcak yaklaştılar. Ancak taleplerimiz karşısında spor tesisinin çok azlığından bahsederek ve var olan spor tesislerinde merkeze çok uzak alanlar olduğu için biz tabii burada şunu düşünmek durumundayız. Burada spor yapacak gençlerimizin, çocuklarımızın, kızlarımızın onların ulaşımını da düşünmek zorundayız. Onların güvenlik sorunu düşünmek zorundayız. Ama o bölgede bir yerleşim alanı varsa o bölgede mutlaka spor tesisi yapılması ile ilgili de görüşümüzü, fikrimizi beyan ettik. Sonuç olarak bu alanın mutlak suretle çok önemli bir alan olduğunu ve hem güvenlik açısından hem ulaşım açısından son derece güzel bir şey, bir konum ve lokasyon olduğundan söz ettik. Ayrıca biliyorsunuz burası 1, 2, 3, 4, 5 nolu alan olarak geçer. Ve 1 nolu alan hakem alanı, 2 nolu alan mevcut olan stadyumun olmuş olduğu 19 Mayıs stadyumunun alanı, 3 nolu alan gençlik parkı, 4 bu eski meclisin o bölgesi ve 5'te Roma hamamı demiş olduğumuz bulunan bir akstan oluşan bir lokasyondan söz ediyoruz. Ve bu alanda aslında baktığınızda bir anlamda başkentimizin, Ankara'mızın açık hava müzesi konuma getirebileceğimiz, spor, kültür, sanat ve açık hava müzesi anlamına getirebileceğimiz bir konuma sahip olduğunu hep vurguladık, yazdık, çizdik, söyledik. Sonuç olarak da sanıyorum bu bizim söylemlerimiz, bu çalışmalarımız bir şekilde karşılık buldu ki Sayın Cumhurbaşkanımızın 19 Mayıs Stadyumu'na mutlaka Ankara Stadı ihtiyacı olduğunu ve buraya yapılması noktasında bir görüş hakim oldu. Futbol zirvesinde. Evet, ikinci futbol zirvesinde bu Sayın Cumhurbaşkanımız bu açıklamayı yaptı. Biz bundan son derece mutlu olduk, mutluluk duyduk. Tabii ki Ankara Stad yapılacağı cümlesi bizi çok mutlu etti. Ancak tabii ki şu da bir gerçek. Sadece stad meselemizden ziyade bizim spor tesisine ihtiyacımız var. Yani bir defa siz her ne olursa olsun Ankara'da ve Türkiye'de futbolu geliştirmemiz için hadi sadece futbol branşından yola çıkacak olursak ama altyapı olmadan bizim üst yapıya veya ülke futboluna bir şey katkımız söz konusu değil. Dolayısıyla biz bu konuda yine sağ olsun spor genel müdürümüze bu konuyu durumu arz ettik, ifade ettik. Burada tabii ki Ankara'da bulunan siyasetçilerimize bunları anlattık, ifade ettik. Dedik ki
Yani bu alanda baktığınız zaman yaklaşık olarak 10 bine yakın sporcu spor yapmakta. Çok. Ve 70-80'e yakın amatör spor kulüplerini ikamet etmiş olduğu bir alan. Zaman zaman şöyle bir algı oluşuyor ve bu da beni son derece üzmekte. Yani sadece 19 Mayıs'ın altındaki kulüplere mi bu hizmet verilecek veya düşünecek gibi bir düşünce algı falan oluşuyor. Ve böyle şeyleri de zaman zaman duyuyoruz. Bu son derece de beni üzmekte ve bunun asla böyle bir şey olmadığını sanıyorum. Tüm kulüplerimiz, duyarlı kulüp başkanlarımızın bunun farkında olduğu kanaatindeyim. Bizim amacımız oradaki sadece mevcut 47 kulübe bir yer kazandırmak değil, oradaki oda sayısının mümkün olduğunca fazla olup sen kulüplerimizin hemen hepsini orada toplama noktasında fikrimizi beyan ediyoruz. Yani 47 tane kulüp odası, spor bir barınma odası falan yapılması, kulüp odası merkez yapılması noktasında değiliz. Biz 70-80 tane orada kulüp yeri yapılmasından barınacağı oda yapılmasından yana bir tavır sergiliyoruz. Ve dolayısıyla bu noktada biz zaten bu fikrimizi beyan ettik. Yani 70-80 tane kulüp ikamet ettiğini ve biz buraya stat inşaatına başladığımız zaman bir anlamda 3-4 yıl Ankara'daki gençliğe, çocuklarımıza bir anlamda birkaç yıl spora ara verdirmek zorunda gibi bir durum söz konusu hasıl olacak. Bu da tabii hiç kimsenin de böyle bir şeyi sıkıntıya sokar Ankara'da sporu. Tabii, evet. Yani hiç kimse böyle bir şeyi asla kabul edeceğini düşünmüyor. Sayın Bakanımızın da, Sayın Genel Müdürümüzün de. Yani spor adamlarının hiçbirisinin tabii ki bunun böyle bir şey kabul etmesi mümkün değil. Sadece o bölgede bir spor federasyon başkanı olarak yani benim görevim bunu anlatmak, buradaki yaşanacak olan problemi, sıkıntıyı da anlatmak, izah etmek. Bu görevi ve bu misyonu üstlenmiş durumda ve bunu izah etmeye çalışıyorum. Ve biz eğer ki yani böyle bir şey planlama yapılmadan direkt olarak gelip hadi biz burası stat yapacağız inşaata girdiğimiz zaman ki sonuçlardan bahsetmek istiyorum. Bir defa 70-80 tane kulübemiz kapısına kilit vurmuş olacağız. Yaklaşık 11 tane sporcumuza bir anlamda sporun kesintiye uğratmış olacağız. Hadi diyelim ki başka alanlara taşıyalım ama Ankara'daki mevcut olan tesislerin hiçbir tanesi bunu karşılayabilecek, bu kadar sporcu sayısını karşılayabilecek durumda ve konumda olduğunu düşünmüyorum. Evet, yerel yönetimlerimizin yapmış olduğu salonlar, sahalar var ama şu anda yetersiz. Ankara merkezine baktığımızda bizim yaklaşık olarak 6-7 tane futbol sahasından söz ediyoruz. Ve 5-6 tane salondan söz ediyoruz. Ve 5 milyonluk kentten bahsediyoruz. Baktığınız zaman da bugün yani sadece futboldan gideceğim. Futbol bize sadece 250 üye kulübümüz var. Tabii genç sporun içine kattığımız zaman yaklaşık 700-800 bine yakın kulüp var Ankara'da. Ve bizim sadece futbolun %94 tane kulübümüz var. Ve bizim haftada 150-200 müsabaka yaptırıyoruz sadece futbol branşına. Bunun içerisinde basketbol veya bu handbol da kattığınız zaman yaklaşık olarak bu 250'leri buluyor, 300'leri buluyor. Ve dolayısıyla bu salonlar yetersiz, sabah saat 8'de başlasanız bile, akşamı saat 11'e kadar oynasanız bile siz burada o müsabakalı yetiştirme, okul maçları var. Normal amatör spor kulüplerinin, futbol branşı olan ve diğer branşların maçları var. Genç Spor İl Müdürlüğü'nün, efendim söyleyeyim, diğer branşlardaki faaliyetleri var vesaire. Baktığınız zaman bu tesisler buna kaldırması mümkün değil. Ha, çözüm olarak ne yapılması lazım? Buna bakmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızla mutlak surette biz... Hatta benim şöyle bir önerim oldu. Biliyorsunuz ben de Habertürk gazetesinde aynı zamanda da yazıyoruz. Mi? Köşemiz var orada yazıyoruz ve burada da emin olun ki burada amatör sporcularımızın ve yöneticilerimizin herkesin diline tercüman olmaya çalışıyoruz. Düşüncesine tercüman olmaya çalışıyoruz. Şöyle bir öneride bulundum ben. Sayın Ankara Valimizin Ercan Bey'in başkanlığında bir spor komisyonu oluşturulması ve bu alanda ilgili bir durum vaziyet planı çıkartılması ve buradaki yapılacak olan tesislerin plan ve program noktasındaki herkes fikrini ve düşüncesini ortaya koyması ve sonucunda nasıl bir planlama ve nasıl bir yöntem belirlemesi noktasında bir çalışma yapılmasını ben istemiştim. Bir kez daha bunu tekrar etmek istiyorum. Sayın Valimizden özellikle Ercan Topacan Valimizden şunu rica ediyorum. Bir ilde ivedi bir şekilde yani önümüzdeki bir referandum var ondan sonraki süreçte bir komisyon oluşturulup bu alanla ilgili bizim de düşüncelerimiz, oradaki il müdürünün düşüncelerini ve oradaki diğer branştaki faaliyet gösteren federasyon başkanı düşüncelerini alarak efendim nasıl bir planlama yapması noktasında biz verip Sayın Bakanımıza
bu konuyu aktararak, Sayın Bakanımızın da Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyu aktararak burada hiç kimse mağdur edilmeden bir yapıya kavuşturması lazım. Ha, bu alanda ne yapılması lazım? Bu alan mutlaka salonların, mutlaka futbol sahalarının, bütün branşların faaliyet gösterebileceği olimpiyatlar hazırlık merkezi oluşturulması lazım. Ve bu alanla ilgili, tamam mı, demin ifade ettiğim gibi, yani baktığınız zaman kültür, sanat ve turizmin ve ekonominin Ankara ve başkente böyle bir spor tesisinin yapılacağı, neler katabileceğinin sonuçlarını... Ben çok önemli kazanımlar elde edeceğini düşünüyorum. Evet. Çünkü evet. Genç bir nüfusa sahibiz. Genç nüfus sporla ilgilendikçe, sanatla ilgilendikçe Ankara'da çok şey kazandıracaktır. Başkanım, komisyon kurulma öneriniz gerçekten bence çok yerinde bir öneri. Bu önerinize bir karşılık geldi mi yoksa resmi bir yazışma mı gerekiyor? Şu anda tabii ki bu konuyla alakalı Sayın Valimize mutlaka bir bilgi ulaştıracağız, söyleyeceğiz. Ama dedim ya, önümüzde bir referandum var şu anda. Evet. Ülkemizin bunu bir an önce bir herkesin, bütün herkes odaklanmış olduğu nokta burası. Kesinlikle. Bunu da bir gözden geçirmemiz, geçirdikten sonraki sürece bakmamız gerekiyor ama bunu Sayın Valimizle görüşmek istiyoruz ve anlatmak istiyoruz. Sayın Valimizin de gerçekten bu zamana kadar gidip görüştüğümüzde, sıkıntılarımızı, dertlerimizi ilettiğimizde hakikaten alakadar olup ve bizimle beraber çözüm noktasında hareket etmiş olması da bizi son derece mutlu etmiştir. Ama bu önemli bir projede mutlaka ve mutlaka amatör sporun sorunlarını ve önerilerine mutlaka dikkat alacağını ve bu noktada Sayın Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konunun ileteceğini ben düşünüyorum. Çünkü bu çok önemli. Bunun sonuçlarını tabii ki böyle bir planlama yapıldığı, sadece stat yapıldığı zaman bu alana, sadece stat olarak düşünürsek ve biz çok şeyi kaybederiz, çok şeyi yok sayarız ve Ankara'mıza, başkenti sporu bitirme noktasına geliriz. Mutlaka ve mutlaka o alanın projeye esnasında gereken durum vaziyet planı çıkartırken, projenin esnasında mutlaka ve mutlaka amatör spor kulüplerinin görüşü ve düşüncesi alınmalı. Ve orada ortak bir proje ortaya çıkartılmalı ve Ankara'nın ekonomisine katkı sunacak, Ankara'nın turizme katkı sunacak bir proje ortaya konulmalı. Ha, ne yapacaksınız? Şimdi olimpiyatlar hazırlık merkezlik, salon vesaire, tüm imkanlar hazır bir projeyi yaptınız. Futbol sahası var, salon var, buz pateni var, şu su var, bu su, hepsi var. Şimdi bir defa bizim spor sadece spor olarak bakmamız lazım. Bu ülkede yaşadığımız birçok olaylar var, sıkıntılar var. Ne diyoruz? Dostluk, kardeşlik, birlik, beraberlikten bahsediyoruz. Yeni bir, yeni çocuklarımızın kontrata tutulmasından, çocuklarımızın boş zamanlarını dinlenme zamanı, en aktif şekilde dinlenmeye, onlara yönlendirmek noktasından ne yapabiliriz? Spor ve sanatı devreye sokabiliriz, değil mi? Peki biz bu noktada böyle bir alanı kullandığımız zaman, dünya gençler şampiyonası yapsak, dünya Avrupa gençler dünya şampiyonası, Avrupa gençler şampiyonası yapsak, birçok branşı yapsak, bir defa ülkemizdeki, ülkemizi tanıtmak, o gençlerin bu alanı hem turizm açısından hem de görsel açıdan görmesini sağlamak ve buradan güzel duygular ayrılmalarını sağlamak, sonuçta bu ülkenin başkentinde yaşıyoruz ve Kurtuluş Savaşı mücadelesini ilk başlamış olan nokta burası ve birçok olaya karşı şahit gelen, yani 27 Mayıs'lara, 80 ihtilaline, ondan sonra işte 15 Temmuz'lara şahit etmiş olan bir başkentiz, bir milletiz. Bütün olaylarda, bütün sıkıntılarda bu millet burada göğüs gerdi ve burada bütün insanlar mücadelesini ortaya koydu. Peki bu insanlar acaba iyi, güzel şeyleri hak etmiyor buradaki yaşayan başkentliler? Yani çok çok daha iyi şeyleri hak etmiyor mu? Hak ediyorlar tabii ki. Ya elbette ki bizim ülkemizde bütün vatandaşlar en iyisini hak ediyor. Ama biz bu işin göbeğinde yaşamış, her şeyi derinden ve en acısını yaşamış olan bir topluluk, başkent vatandaşı olarak, milleti olarak en iyisini hak etmiyoruz mu acaba? Ya bence burada ben çok şey hak ettiğimiz kanaatindeyim. Sevgili Cevat, yani inşallah bu konuya tüm siyasetçilerimiz, başta Sayın Cumhurbaşkanımız duyarak gösterir. Ama özellikle bir kez altını çiziyorum. Yani öncelikle amatör spor branşlarının Atatürk Kültür Merkezi veya işte 19 Mayıs Stadyumu. Şimdi ha, stadyum ne yapılabilir? Atatürk Kültür Merkezi alınabilir. Öncelikle veyahut da stadyum mevcut alan yeri yapılabilir.
Ama öncelikle bu alandaki amatör branşların yeri ve yurdu hazırlanarak oraya atıyor kültür magazini yapılır. İnsan oraya taşınır, hızlı bir şekilde yapılır. Hiç kimse mağdur edilmeden ve sonrasında da stat o alan komple yıkılır. Tamam. Orada yine spor branşlarını ortaya koyabileceği, stadyum da olabileceği bir alan ve yer yapılır. Hiç kimse mağdur edilmeden bu çözüme kavuşur diye düşünüyorum. Çünkü biz o alanda yani birçok semt kulübümüz var. Sadece futbol branşına bahsetmiyorum. Bakın. Evet. Yani baktığınızda basketbol, atletizm, halter, güreş, futbol bunların hepsi içerisinde. Ve biz bunlara amatör spor kulübü federasyonu hep bu açıdan hepsine aynı eşit mesafedeyiz. Ve bu şekilde de onlara da destek ve onların da haklarını korumak durumundayız bir anlamda. Dolayısıyla burada Sayın Bakanımızın zaten o alanı geldi, gezdi, gördü. Ve gerçekten de bu konuya çok duyarlılık gösteriyor. Çok yakından takip ediyor. Sanıyorum bizlerin bu söylemlerimizi mutlaka dikkate aldığını düşünüyorum ve Sayın Genel Müdürümüzün bize ifadesi de merak etmeyin. İnşallah Sayın Bakanımız bu konuyu mutlaka iyi şekilde analiz ettiğini ve kimsenin de mağdur edilmeden bu işin çözeceğini bize ifade etmiş. Evet Başkanım, Sayın Bakan Kılıç sanırım 19 Mayıs çevresini gezdi. Siz de refakat ettiniz. Evet, evet. Ne dedi mesela o gezerken 19 Mayıs çevresinde? Yani. Tabii ki genel hatlarıyla şu var. Yani bu alanın Ankara başkentine yakışmadığını, yani güzel bir stat olması gerektiğini, çok kısa sohbetimizde de şöyle bir şey söyledi. Kimsenin burada mağdur edilmeden herkesin, yani bütün branşlara, bütün spor branşlarına katkı sunabilecek güzel bir tesislerin yapılacağından bize söz etti. Çünkü ama, Ankara spor için en önemli yer. Tabii. 19 Mayıs. Çünkü ulaşım noktasından, güvenlik noktasından birçok noktada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Biz de tabii ki olimpiyat düzenlemeye aday bir ülkeyiz. Evet. Bu bakımdan başkentin olimpiyat düzenlemeye aday bir ülke olarak modern bir tesise kavuşmasını bir an önce İnşallah. Bekliyoruz. İnşallah. Sevgili Cevat. İnşallah hep beraber. Evet. Başkanım, çok önemli projelere imza attınız. Evet. Özellikle üniversitelerle, sivil toplum örgütleriyle eğitim çalışmaları gerçekleştirdiniz. Biraz da bu projelerden bahsetmek istiyorum. Çünkü çok önemli bir ASKF olarak Türkiye'ye örnek projeler bunlar. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile birlikte şu an hala devam eden bir eğitim çalışması var. Oradan başlarsak. Evet. Bu eğitim çalışmaları kulüplerimiz açısından ne derece önemli? Şimdi öncelikle şunun altını çizmekte bir şeyin tanımını yapmak lazım ben düşünüyorum sevgili Cevat. Şimdi biz Amatör Spor Kulüpler Federasyonu'yuz. Yani bu zamana kadar genelde biz sanki amatör futbol federasyonu gibi algılanma söz konusu. Bu sadece Ankara'mızda değil, bu tüm Türkiye'de. Şimdi ben hep şunu ifade ediyorum. Ya biz varlık sebebimiz kulüplerimiz. Kulüplerimiz olmadan bizlerin orada, onlar bizi seçiyor. Onlar niçin seçiyor bizi? Hakkımızı, hukukumuzu korusun diye. Sorunlar çözülsün. Yani sorunlar çözülsün diye. Onun için seçiyor. Yani niçin? İşte bir tesis noktasında bizler bu konuda dertlenelim, uğraşalım, bir şey yapalım diye. Efendim lisans ücretlerinde, efendim onların hakikaten maliyetleri yüksekti. Bu konuyla ilgili uğraşsınlar. Ne bileyim sağlıklı vesaire. Şimdi baktığınız zaman şey var, şöyle bir durum var. Biz sadece futbolla yatıyoruz, futbolla kalkıyoruz. Ve hakemler de bizim atadığımızı, efendime söyleyeyim ne bileyim maçları da bizim yazdığımızı, efendime söyleyeyim buradaki saha komiserleri de hepsi de bizim çatımızın altında olduğu gibi bir algı söz konusu. Ve bu algıdan kurtulmamız gerekiyor. Bunu kurtulursak biz doğru yolu bulacağız. Evet. Elbette ki futbolu temsilcisi aynı bünyedeyiz. Beraber çalışıyoruz. Hakemler bizim taban birliklerimizin paydaşlarından, futbolun paydaşlarından beraber birlikte yol hareket ediyor. Disiplin kurulu ona keza. Efendim, ama bunların hepsine baktığınızda futbol federasyonuna bağlı olan. Ama biz bir aslında baktığında biz sendikayız aslında. Biz Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu sendikasıyız. Sivil toplum örgütü. Sivil toplum örgütüyüz. Evet. Bizim buradaki kulüplerimizin yaşamış olduğu problemleri, sıkıntıları, sorunları çözecek olan taraflar biz. Ama bu
algıdan, bu yanılgıdan bir vazgeçebilsek, kendimizi bir toparlayabilsek, ondan sonra birçok şey çok daha rahat çözeceğiz. Yani elbette ki oradaki işte maçların yazılmasına, çizilmesinde. Biz orada bir futbolcu temsilcimiz var, yardımcıları var, tertip komitesi üyeleri var. Yani böyle bir şey geldiğinde benim en çok rahatsız olduğum konulardan bir tanesi budur. Ve özellikle herkese davet ediyorum. Arkadaş, güzel projesi olan var da, daha iyi ve daha güzel bu işe sahip çıkacak olan arkadaşlarımız varsa lütfen gelsin bize başvursun da beraber çalışalım. Beraber üretelim. Yani zaman zaman kulüp başkanlarımız bizi arıyor. Üzülüyoruz hep. Biz de ne yapıyoruz? Bak, güzel olan taraf ne? Sayın Başkanım, bizim böyle böyle bir maç yazılımı noktasında sıkıntılarımız var. Lütfen bu konuya bakar mısınız? Ha, biz bu konuda devreye girelim. Diyelim ki, buyurun Mustafa Bey, yani tertip komitesi arkadaşlarımız, ya böyle bir kulübümüzün sıkıntısı var. Bunu çözelim lütfen. Tamam mı? Biz bunun takipçisi olalım. Hakem arkadaşımızla ilgili problem varsa orada ilgili hakem kurulu başkanı Sürat Bey'le, başkanım böyle bir takım şikayetleri, bunu çözelim. Ama bizler tabii ki bundan kurtulmak noktasında biz sivil toplum kuruluşu olarak bizim başka ödevlerimiz de var. Bizler sosyal sorumluluklarımız da var. Bizim kulüplerimizin başkanlarını, yöneticilerini, sporcuları eğitme görevimiz de var. Bunu da yapmak durumundayız. Bizim en çok maalesef sıkıntı yaşadığımız nokta şurası. Biz öğrenmekten ve okumaktan korkuyoruz, kaçıyoruz. Yani aslında birçok şey öğrenmeye çalışsak, ya verilen bilgileri yeri tepmeden almaya çalışsak aslında çok sorunumuzu çözeceğiz, halledeceğiz. Bakın, sorun diye bir şey ortada kalmayacak. Ama talimatları bilmiyoruz. Hakem talimatını bilmiyoruz, disiplin talimatını bilmiyoruz, müsabaka talimatını bilmiyoruz. Efendim söyleyeyim, kulaktan dolma bilgilerle birçok şeyi, hakkımızı nasıl arayacağımızı bilmiyoruz. Bunlarla alakalı biz zaman zaman işte Ankara Üniversitesi'nde, yine orada Sürat Hocam'ın... Başkanım, kısa bir araya gireceğiz. Tamam. Devamında eğitim çalışmalarının ayrıntılıca girelim. Yapalım, peki. Yaşamınızı bloklar arasına sıkıştırmayın. Teona'da ferah ferah yaşayın. Teona, bloklar arası mesafesiyle açık ara önde. Teona Güneş Bahçesi, Ümitköy'ün merkezinde. Teona Ümitköy, Bir Kartallar Projesi'dir. Evet, spor sever. Yayınımıza devam ediyoruz. Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sayın Murat Kandazoğlu, federasyonumuzun eğitim çalışmalarıyla ilgili, projeleriyle ilgili bilgiler veriyor. Evet Sayın Kandazoğlu. Evet. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile ortaklaşa projeler gerçekleştiriyorsunuz. Biraz bu projeleri ayrıntılandıralım. Şimdi Ankara Üniversitesi, sadece Ankara Üniversitesi ile Yeşiller yaptık. Bir de şu anda Ankara Valiliği ile ortak bir proje, Kalkınma Ajansı'ndan geçen bir projemiz var. Onu devam ediyoruz. Şimdi neden bunu yaptık? Bir defa bir farkındalık oluşturmak lazım. Yani göreve geldiğimiz zaman hep şunu ifade ettim. Marka değerimizi artırmamız lazım. Bizim bir cami olduğumuzu, büyük bir federasyon olduğumuzu, bunu herkese göstermemiz gerekiyor ve bunu anlatmamız gerekiyor. Bunun için bunu sadece ben bugün buradayım, yarın olmayacağım, başka bir başkanımız gelecek, başka bir ekip gelecek burada, bu federasyonu yürütecektir. Evet. Ama biz çıtayı ne kadar çok yukarıya kaldırırsak, ne kadar çok yukarıya çıkartırsak, bizden sonra gelecek olan başkan ve yönetim kurulu üyeli arkadaşlarımızın da o çıtayı onun üzerine koymak için mücadele edecektir. Tamam arkadaşlar? Bunun için ben yapmaya çalışıyorum. Çünkü bu federasyon çok şey hak ediyor. Çünkü bunun içinde bulunan insanlar hakikaten çok önemli görevler yapıyorlar. Ve isimsiz kahramanlar bu insanlar. Ve bu insanların mutlaka ve mutlaka bir şekilde Spor Bakanlığı tarafından,
yüzleri çalıştay yapılıyor. İşte spor çalıştayları yapılıyor. İşte futbol çalıştayları yapılıyor. Ben şu öneride bulundum. Bir yazımda şunu ifade ettim. Dedim ki eğer sporu gerçekten sorunu ve sıkıntısını öğrenmek istiyorsak, bilmek istiyorsak Türkiye'de amatör spor kulüpleri yöneticiyi, başkanı, yöneticiyi yapmış insanlardan çalıştay yapın. Evet. Bu insanları bir araya getirin. Bu insanlar bu işin cefasını çeken insanlar. Bu insanlar bu işin eziyeti çeken insanlar. Bunlar temelinde gelen insanlar. Bunlar bu işin mutfağından gelen insanlar. Bunları dinlemek lazım. Bunları dinledikten sonra oradan çıkacak olan sonuca kulak vermek lazım. Bunu söyledim. Bunu bir kez daha tekrar etmek istedim. Şimdi biz Ankara Üniversitesi ile böyle bir projeyi yaptık. Sürat Hocam, Mithat Koz dekanımızla beraber. İki yıldır bu işi devam ettiriyoruz. Önce kulüp başkanlarımıza bir şey vermek istedik. Bir şey anlatmak istedik. Akabinde bizim, efendime söyleyeyim, buradaki sporcularımıza, sporcu aileleriyle beraber tamam bir şey yapmak istedik ve onlara çocuklarımızın da hem beslenmede olsun, sporcu sağlığında olsun birçok alanda eksik olan bilgilerini tamamlatmak ve onlara bu konuyu anlatmak noktasında gerçekten Ankara Üniversitesi'nin çok değerli hocalarının eşliğinde bu bilgileri kulüplerimize, kulüp başkanlarımıza, yöneticilerimize ve sporcuları ve ailelerine vermeye çalışıyoruz. Ben burada Sayın Mithat Hocama ve Sayın Sürat Hocama ve ekibine çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Bizlere bu konuda çok önemli bir katkı sundular. Ama Türkiye'de genelde hep şu söylenir. Yani üniversiteler sporun neresinde ve hiçbir ücret karşılığı olmadan, hiçbir şey talep etmeden ve gerçekten çok gönüllü olarak gelip bize bu hizmeti vermeleri, ben bir kez daha kendilerine çok teşekkür ediyorum Ankara Üniversitesi'ne. Tabii ki biz bunun dışında Yeşilay ile ilgili bir proje yaptık. Yeşilay ile proje yapma noktasındaki hedefimiz şu idi. Bizim o çocuklarımıza, bizim yaklaşık 4000-5000 tane okuldaki çocuklarımıza, proje koordinatörümüzle beraber bir çalışma başlattık arkadaşlarımıza. Bütün yönetimdeki tüm arkadaşlarımızın çalışma neticesinde. Ve bu çocukların işte bağımlı noktasında bilgilendirme ve sonuçta da 4 tane takımımız Ankara Gençler Birliği işitme engelli bir takım ve Ankara Amatör Spor Karması ile bir futbol turnuvası, bir duyarlılık oluşturması noktası. Bunu da yaptık. Çeşitli programlar yaptık. Bir stand açtık. 70-80 tane siz de katıldınız, gördünüz. Hakikaten çok güzel bir şenlik havasına güzel bir panayır evet, bu, bunun neticesinde İstanbul'da Yeşilay'ın Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yapmış olduğu bu çalışmaları neticesinde bir, bizi oraya davet ettiler. Orada devletin çok üst seviyesinde Başbakan Yardımcısı Sayın Numan Kurtuluş'un katılımıyla beraber bizler orada Ankara Amatör Spor Kulüpleri'nin yapmış olduğu bu çalışmaları bize teşekkür ettiler. Bu çok önemli bir şey. Buna sadece bana değil bu. Bu bizim tüm Ankara'daki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun çatısındaki herkes teşekkür edilmiş bir davranış. Amatör ailesi. Amatör ailesi. Evet, şimdi diğer bir konu, tabii bizim Kalkınma Ajansı ile bir projemiz oldu. Kalkınma Ajansı'nda Ankara Valimiz, Sayın Valimiz ortak bir proje. Katılımcılarla beraber, paydaşlarıyla beraber. Burada da 180 tane bağımlı olan gencimizin tedavi sonrasındaki hayatlarının spor sayesinde yeni bir yaşama tutulmaları noktasında bir proje başlattık. Bu projede 180 gencimize bunların 3 branşta spor faaliyetleri yapmalarını sağladık. Bunlar badminton, ondan sonra handball ve futbol. Hatta geçenlerde bir açılışımız oldu. Futbol açılışı oldu. Bir Sayın Valimizin katılımı, orada İl Müdürümüzün ve girişimi katılımla sizlere beraber güzel bir açılış yaptık. İnşallah kapanışta güzel yapar, sonuçlarını çok güzel veririz. Burada 180 gencimize bunun yaklaşık yanlış bilgi vermişim ama sanıyorum en son bilgiler 60'a yakın gencimizi şu anda açık liseye kaydettiğimizi, 20 tane gencimizi de Beysu şu anda işte yerleştirmek için hazırlık çalışmaları başlattık ve birçok gencimize iş bulma noktasında aracı oluyoruz. Ve çocuklarımız şu anda birebir proje koordinatörü ve ekibiyle beraber, yönetimdeki arkadaşlarımızla beraber ilgileniliyor ve şu anda takip ediliyor. Ve inanılmaz güzel tepkiler alıyoruz aileler tarafından. Bunlar çok önemli şeyler düşünüyorum. Ha, bunun tabii ki devam edeceğiz biz de. Projelerimize devam edeceğiz. Amacımız burada. Bu sadece Ankara'mıza bunu model olarak oluşturmak, tüm Türkiye'deki amatör spor kulüpleri federasyonlarına bu işi anlatmak, yaymak, geliştirmek. Hiçbir zaman şunu unutmayın.
İnsanlar hani çocuklar herkes için çok önemli, çok değerli. Ama ve evden çıkarken sabah çocuklarınız şunu tembih ediyor. Aman kızım dikkat et, aman evladım bak sağına sola dikkat et vesaire. Onlar bizim göz bebeğimiz diyoruz değil mi? Sahipleniyoruz ama hiçbir zaman aklımıza şu gelmiyor. Başkasının çocuğunu, başkasının çocuğu güvenlik altına almadan, onları güvenli bir ortama getirmeden ve onları güvenli ortama çekmeden kendi çocuğunuzu güvenlik altına alamazsınız. Önce biz tüm çocuklarımızı güvenli bölgeye çekeceğiz. Onların her türlü kötü alışkanlıktan uzak tutacağız. Onları iyi ortamlarda spor yapmalarını ve bunun da en büyük araç kurumunda spor olduğunu, bunun yanında kültür sanatı ilave edebiliriz sevgili kardeşim. Spor önemli bir güç başkanım. Kesinlikle. Siz de bu gücü iyi kullanıyorsunuz. Çünkü hayata geçirdiğiniz projeler gerçekten sporla hayata bağlıyor gençlerimizi. Yani, peki önümüzde gerçekleştireceğimiz projeleri var mı? Şimdi tabii biliyorsunuz onunla ilgili çalışmalarımız, projelerimiz var. Bizim şu an en önemli proje yani bu sosyaldaki projeleri önümüzde biliyorsunuz bir seçimimiz var. Evet. 13 Mayıs'ta bir seçimimiz var. Şu anda başkanlar kurulumuz var. Ondan sonra yeni dönemde inşallah devam edersek bizi kulüplerimiz, delegelerimizle o teveccühü gösterip bizi tekrar seçerlerse Allah nasip ederse tabii ki kafamızda çok daha değişik projelerimiz var. Bunları hayata geçirmek için uğraş ve gayret sarf edeceğiz. Bunu tabii ki o zaman söylemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Evet. Ben ilk seçildiğim zaman şunu söylemiştim. Hiç unutmuyorum kürsüde. Arkadaşlar karşınıza yapacağız diye gelmeyeceğiz. Yaptık diye geleceğiz. Yani taahhüt vermeyi çok fazla sevmiyorum. Yapmış olduğunuz bir şeyi anlatmak bana daha çok haz veriyor. Evet ben hatırlıyorum o cümleyi. Yani, doğru. Evet. Başkanım başkanlar kuruluna geçelim. Her yıl Antalya'da toplanılıyor. Kulüpler sorunlarını dile getiriyor. Ve ertesi yıl Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesine göre de çalışmalar yapılıyor. Bu yılda yine 4-7 Mayıs tarihlerinde Antalya'da Başkanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Bu ilki Başkanlar Kurulu toplantısında nasıl bir program hazırladınız? Gündem nasıl? Şimdi sevgili Cevat şöyle söyleyeyim sana. Şimdi Başkanlar Kurulu diyoruz. Şimdi gerçekçi olmak lazım. Oraya biraz gerçekçiye yaklaşmak lazım. Şimdi ben ilk etapta tabii ki başkanlar kurulu olmasını çok arzu ettim. Yani biliyorsunuz orada başkanlar katılmalı. 300 küsür yakın katılımcı oluyor. Sonuç olarak baktığınız zaman yani bizim orada 250 tane kulübümüz olduğunu varsayarsak misafir vesaire oluyor. Ama bu katılım başkanlar üzerine katılım sayısının oldukça az olduğunu ifade edebilirim. Şimdi biz bununla ilgili yönetimde arkadaşlarımızla bunları konuştuk. Ya dedik bunu nasıl bir çözüm bulabiliriz. Yani bizim mutlaka başkanlarımızın katılacağı bir başkanlar kurulu yapmamız lazım. Çünkü orada alacağımız kararların çok önemli olduğunu ve orada konuştuğumuz her şeyi başkanlar dinleyip orada gerekli olan bilgileri, düşünceleri aktarıp bize karşılıklı bunları istişare edip ondan sonra da sonuç bilgisi olarak alıp ve uygulama noktasında bir çalışma başlatmamız lazım diyoruz dedik ve bunu konuştuk. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi bunu da göz ardı etmemek lazım. Aslında bunun adı Başkanlar Kurulu. Aslında bunun adı Ankara Amatör Spor Camiası'nın tatili. Pozisyona geldi bu iş. Ha, bundan çok rahatsız mıyım açıkçası? Çok da rahatsız olduğumu söylemem. İhtiyaç da var aslında. Yani çok rahatsız olduğunu söylemem bence biraz abeste iştikal olur. Çünkü bunun aslında çok 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 faydasını görüyoruz. Şu anlamda görüyoruz. Hani belki zaman zaman şu eleştire geliyor. Ya başkanım yani sadece başkanlar katılsın. Ya şimdi bunu diyen biz de buna çok uğraştık. Ama kulüp başkanlarımız maalesef bu konuda duyarsızlık gösteriyorlar. Bunları hoş karşılıyorum. Çünkü hepsi amatör spor kulüpleri başkanı ve yönetici yapıyor. Çünkü herkesin farklı bir işi var. Yani sadece asli işi bu değil. İşi olan var, çalışan var, başka şey var. Bunu saygıyla karşılıyorum. Ama bizim aslında böyle bir birlikteliğe de ihtiyacımız var. Ya bunu da gördük. Çünkü orada basınımız geliyor. Orada başkanlar, yardımcıları
veya hocaları veya başka o kulübünde gerçekten yani hizmet olan insanlar oluyor. Bir kaynaşma başkanım oluyor. Yani her şeyden önce ben... Yani demin de ifade ettim ya, Türkiye'deki mesela olay sayısına baktığımızda Ankara'da çok az olduğunu görüyoruz. Çünkü orada herkes bir şekilde o maç esnasında birbirini gören insanlar orada oturuyor, 2 gün 3 gün beraber, tabii 2 3 gün beraber orada oturuyorlar, sohbet ediyorlar, çay içiyorlar, konuşuyorlar vesaire falan deyince maça çıkarken mutlaka diyor ki ya ben bu adamda bir dostum var diyor. O kaynaşmanın neticesinde birçok şey dostlukları gelişiyor, birçok olayların önüne geçmiş oluyoruz. Bunlar güzel şeyler. Çok. Ama şunu yapmam yeni dönemde inşallah devam ettiğimiz takdirde tabii başkanlara yönelik mutlaka ben 250 tane başkanımın, tamam mı? Hadi bunun 150 tanesinin katılacağı mutlaka bir başkanlar kurulu. Bu Ankara merkezi olabilir, bu yakın bir ilçe olabilir, bir şey olabilir ama bunu yapmamız gerekiyor bizim. Yani bizim kulüplerimizin sorunu ve sıkıntılarını çözmek için. Bakın biz toplantılar yapıyoruz. Ne bileyim işte bir yerde bir faaliyet yapıyoruz. Şimdi biz orada yaptığımız zaman diyoruz ki arkadaşlar lütfen katılın. Mesaj gönderiyoruz, evet. Haber yapıyoruz, duyuru yapıyoruz vesaire vesaire. Bakıyorsunuz tamam arkadaşlar. Yani oradaki katılımcı sayısının çok az olduğunu görüyoruz. Sevgili Cevap sen ne görüyorsun? Sen ne yaptın zaman sonra sayın başkanım? Ya bu insanlar nerede? Yani bu insanlar başkanlar konumunda evet herkes orada ama ya aslında burada olması lazım diye Sayın Öcal'ın, senin, Sayın Bülent Bey'in sorduklarını ben çok iyi biliyorum. Ama neden olmasını istiyoruz? Çünkü bir, biz bir cami olduğumuzu göstermem lazım insanlara. Evet sayısal çok fazla, inanılmaz devasa bir rakama sahibiz. Ama sayısı olarak da orada federasyon gücünü gösterecek olan bir faaliyetimizde, bir amatör spor haftasında, efendim bir ne bileyim bir toplantıda, işte biz bu eğitim seminerleri yapıyoruz. Ya bizim eğitim seminerimiz 400-500 bin kişi olması lazım. Evet. Bunu haber veriyoruz. Kulüplerimizi davet ediyoruz. Ama katılmadığı zaman üzülmüyoruz. Üzülüyoruz tabii. Biz de üzülüyoruz. Diyoruz ki ya keşke katılsalar. Keşke daha çok kalabalığa hitap etsek. Aynen. Daha çok şey versek. Ama başkanlar kurulu bu sene tabii ki ben şunu özellikle rica ediyorum. Bakın. Herkesin niyeti aynı. Ortak. Yani amaç nedir orada? Hepimizin amacı spor hizmet etmek. Birlik beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha iyi hale getirmek, pekiştirmek. Şimdi bu işi yapan biz amatör ruhla bu işi yapıyoruz. Hiç kimse kulüp başkanı, yöneticisi, federasyon başkanı, yöneticileri hiç kimse bu işten bir ücret karşılığı bu işi yapmıyor. Kulüp başkanından, yöneticisi de, federasyon başkanı, yöneticisi de. Herkes bu işi gönülden, işten ve fahri olarak yapıyor. Ve biz, aslında önemli olan o başkan. Evet, biz burada en iyisini yakalamaya çalışıyoruz. Ben şunu rica ederim. Lütfen hiç kimse birbirini rencide etmeden, kırmadan, dökmeden, öz eleştiri yaparak ve doğrulara insanları sevk ederek oturalım, konuşalım, tartışalım. Doğruyu bulalım. Ve doğru bulduğunuz zaman da yani bu sadece söylenme değil, eylemle de her konuda ben bunlara açık olan bir insanım. Bir şey dediğimiz zaman, şunu yapacağımız dediğimiz zaman mutlaka onu uygulamaya koymuşumdur. Benim kulüp başkanım arası, sayın başkanım öyle bir şey yapılmasında fayda var dediği zaman ben hayır dememişimdir. Ya başkan yapalım demişimdir. Çünkü niye? O bana mantıklı gelmiştir. Çünkü o benim kulüp başkanım, yönetici olmayabilir. Ama kulüp başkanım. Doğru mantıklı olan bir şey yapmak durumundayız. Ve dolayısıyla orada herkesin amacı aynı. Yani orada insanların birbirini rencide etmesi, kırması, dökmesi veya üzmesi hiç kimseye bir fayda getirmez. Ama biz eksiklerimizi görelim, öz eleştirimizi yapalım baştan. Evet ben şu noktada eksiğim var ama sayın başkanım yani burada futbol temsilcilerin veya federasyonun veya hakeminizin veya şuyun, tamam mı? Bunlar da bu eksikler noktasında var. Bizim zaten bir de şöyle bir şey başlattık biliyorsun. Birkaç toplantı sende katıldım. Ankara'da yaşanacak futbolla alakalı tüm sorun ve sıkıntı çözülmesiyle ilgili ayda bir toplantı yapıyoruz. Evet, evet oraya. Şimdi federasyon başkanı orada, genel sekreteri orada. İlhakem kurulu başkanı orada, tamam, isim kurulu başkanı orada, sağ komiserle başkanı orada, herkes orada. Başkanımız diyor, kulüplerimiz diyor ki, hocalarım, işte başkanlarım buyurun, sorunlarınız neyse çok duyarlılık gösteren kulüp başkanı var. Geliyor adam medeni cesaretini ortaya koyarak takır 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 soruyor. Biz de bunu İlhakem kurulu başkanımıza, futbol temsilcisine, efendim oradaki işte diğer sağ komiser taraflarına, siz de şahit oldunuz, bunları söylüyoruz. Ama buyurun gelin diyoruz, bakın hiçbir başkan, hiçbir yönetim asla ve asla kendini masaya yatırtmaz. Asla ve asla bazı aman ya bunu da es geçelim. Aman şurada duyulmasın. Aman asla bizde böyle bir şey yoktur. Her şeyi konuşacağız. Her şeyi diyalogla halledeceğiz.
Biz buraya geldik ve gideceğiz. Ama burada en azından çözemesek de dertlenelim, uğraşalım, bir gayret sarf edelim, bir çözüm üretelim. Ben bunun derdindeyim ve bunun için uğraşıyoruz. Ve lütfen rica ediyorum, tamam mı? Bütün kulüp başkanı bu seçimden sonra tekrar inşallah bunlara gelecek sezonu tekrar devam edeceğiz. Çünkü yoğun bir programımız var. Ondan sonra tekrar bunlara devam edeceğiz. Ama lütfen kulüp başkanım, yöneteceğim, hocam kim olursa olsun sıkıntı sorun varsa gelsin orada. Bunu oturalım, karşılıklı konuşalım, çözelim. Evet. Başkanım 13 Mayıs'ta evet. Genel kurul yapılacak. Şimdi eleştiriler geldi mi bilmiyorum federasyonumuzun çalışmaları hakkında. Gelen eleştiriler ve sizin kendinize yaptığınız öz eleştiri neler? Yani bu 3 yıllık sürede neleri gördünüz? Şimdi sevgili Cevat, yani mutlaka şimdi bakın bir yerde her şey mükemmel derseniz orada bir sıkıntı var demektir. Bir insan çok mükemmel bir insan dersek sıkıntı vardır. Yani o bir defa orada bir terslik vardır. Ben ve arkadaşlarım her zaman şunu söylüyorum. En iyisini yapalım. En güzelini yapalım. En iyisini yapmaya çalışalım. Hiçbir zaman bilerek bir hatamız olmamıştır. Bilinçli bir hata olmamıştır. Ama eksiklerimiz vardır. Bilmeyerek hata yapmış olabilir. Yanlışlarımız olabilir. Bak bunlara saygı duyuyorum. Bütün arkadaşlarımızın. Ama benim her söylediğim bir şey vardır arkadaşlar. Şimdi bir örnek vereceğim. Ben Olsun Spor Kulüp Başkanlığı yaptım. Evet. Olsun Spor'u ben federasyon başkanı olduğum zaman Olsun Spor Kulübü Bal'daydı. Bal'da 4. sıradaydı. Ve ben tüm ilişkimi kestim Olsun Spor'la. O dönem ligden düştüm. Bir sonraki lig dedim ki ben federasyon başkanıyım. Benim takımım Bal'da mücadele etmemesi lazım. Takımı ligden çektim. Birinci kümeye de sokmadım, ikinci kümede yok. Sadece alt yaş grubunda dedim ki böyle bir takım var, bu takım alt yaş grubunda çocuklar hizmet etsin. Ve benim dönemimde, geçmişte benim hocamın tamam bir yanlışı yüzünden bir başkanım, benim o zaman başkanım dönemimde bir hocam dedi ki başkanım böyle bir mesele var, beni çok değer verdi sevdiği için ve ben şunu söyledim. Hemen takımı hocaya teşekkür ettim ve takımı ligden çektim. Şimdi bu anlayışlı olan bir insanın, yani hep adaletten ve dürüstten bahsediyoruz. Ve bunu ortaya koymaya çalışıyorum. Ama şunu diyemem. Mükemmeliz diyemem. Her şey dört dörtlük kontratını diyemem. Kim çünkü niye? İnsanoğlunun olduğu her yerde mutlaka suistimal, mutlaka eksiklikler vardır. Tamam mı? Ha diyeceksiniz ki efendim bunlar ekiple alakalı olan bir şey. Dünyanın en mükemmel ekibini yapın. Mutlaka bir yerde bir şey çıkar. Bak bu iş böyledir. Baktığınız zaman şöyle. Tamam mı? Bugün dünyada en iyi yöneten kulüplere bakın. Orada bile problem ve sıkıntılar vardır. Baş göstermiştir. Ve bu insanlar bu işi ücretli yaparlar. Ve bizim bu camiamızdaki, bizde kulüp federasyonundaki bütün arkadaşlarımız hepsi bu işi fahri gönüllü şekilde yapıyorlar. Dolayısıyla ben tabii bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten herkes elinden geldiği kadar öz eleştirisini yaparak elinden geldiği kadar bu işe katkı sunmaya çalışıyor. Futbol temsilcim olsun, TRT konsül üyelerim olsun, disiplin kurulu, bütün arkadaşlarım hepsine çok teşekkür ediyorum. Ama bunların tabii ki en iyisi olması noktasında gayret etmemesi lazım. Şimdi öz eleştiri elbette ki. Öz eleştiri yapmazsak hatayı doğru bulamayız. Yanlışlarımız, hatalarımız var mı? Var. Bunların çok daha iyi bir efendime söyleyeyim işte benim en çok rahatsız olduğum konularda şu. Tesis yetersizliği var ama en çok rahatsız olduğum konular benim bir başkanım arayıp da ya başkanım benim şöyle şöyle şu şurada şu şu oldu dediği zaman ben üzülüyorum. Canım sıkılıyor. Tamam mı? Ha belki burada belki bizim daha iyi olabiliriz. Atıyorum. İşte ne bileyim Ankara'da tesisleşme noktasında uğraşıyoruz. Daha çok üzerine gitmemiz lazım diye düşünebiliriz. Ama aslında şöyle dönüp baktığımızda aslında biz birçok şey yapmışız. Çok büyük çabalarınız var. O evet. Zaten. Şimdi ben sadece kısaca tabii 13 Mayıs'ta seçimimiz var. Evet. Tamam mı? Herkese hayırlı olma, hayırlar getirmesini diliyorum. Şöyle kısaca yani demin dedim ya yapacağız demiyorum. Yaptık demek için. Bugün de yaptıklarımızı söylüyorum. Bak yaptık diye yaptık dediklerimi ifade etmek istiyorum. Göreve geldik. Ha, bir defa benden önce başkanlık yapan tüm başkanlarıma teşekkür ediyorum. Yönetim kuruyorlar arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Bu federasyonu kurmuşlar. Böyle bir yapıyı buraya getirmişler. Herkes az veya çok katkı sunmuşlar. Emeğe geçen 74 yılında uzamak herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun. O insanların da çünkü bu işler böyle fahri ve gönüllü işlerdir. Herkes işinden, çoluğundan, çocuğundan zaman ayırarak bu işe geldi. Tamam. Bir defa bunu altını çizmek lazım.
Şimdi biz göreve geldik. Ne yaptık? Ben başkan olarak, tamam, bu işin biraz daha sorumluluğunu, biraz daha dertlendim, biraz daha uğraştım. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım biraz daha zorladım. Kendim gitmeyen, yani iş olan arkadaşlarımla ben koşturdum. Bir defa bizim en önemli sorunlarımız bir tanesi 19 Mayıs'ta kulüplerimizin ışıklandırma, işte su vesaire meselesiydi. Yani ben sadece 3 yıllık bir kısaca bir biyografisini çıkartıp tamam mı, konuyu kapatacağım. Dolayısıyla bunun çözülmesi noktasında uğraştık ve çözüme kavuşturduk. Ve dolayısıyla orada 18 kulüpten şu anda 47 tane kulüp faaliyet gösteriyor ve Ankara'da futbol neredeyse bitme noktasına gelmiş. Çünkü bir anlamda baktığınız zaman o bölgede işte bütün çocuk elini çantasını alıp o bölgeye geliyor futbolcu olmak için. İşte oradaki semt kulüpleri, 30'a yakın semt kulübü, bunların da bir şekilde yaşatılması lazım. Bunların eline tutulması gerekiyor. Ve diğer semt kulüplerimize de bu konuda aynı mesafede ve aynı hassasiyette yaklaşımı birazdan anlatacağım. Şimdi bu konu çözüldükten sonra bir defa bunun kulüplerin üzerine bir maliyet getirmemesi gerekiyordu. Yani elektrik, su vesaire. Sağ olsun Sayın İl Müdürümüzün o dönemin, efendim Sayın Genel Müdürümüz bu konuda çok büyük katkı sundu Sayın Baykan. Ve kulüplerimiz bu alandaki ne elektrik parası, ne su parası, ne de ısınma gideri hiçbir şey ödemeden orada barınma ihtiyaçlarını karşılıyor. Bir, orada kaç yıldır 47 kulübümüz var. 10-14 tane de Mamak'ta var. 8 tane de şu anda Batıkent sahasını yaptık. Bakın. Şu anda Çankaya'da şu anda sahası bitmek üzere, bitecek inşallah. 10 tane de orada, onu da tahsil istedik Sayın Belediye Başkanımızdan. Ve şu anda Altındağ Ulubey'de çalışma başladı. Sağ inşaat ihalesi yapıldı ve orada da bir 10 tane. Baktığınız zaman 70-80-90 tane kulübümüzün inşallah 19 Mayıs yıkılacak, yeni yapılacak. Orada daha çok fazla şey istiyoruz, oda istiyoruz. Belki zorlu çekeceğiz ama Allah nasip ederse daha güzel bir hijyenik, daha güzel bir alana kavuşmak için mücadele edeceğiz. Bu dönem çok zor olacak. Evet. Bu dönem çok zor olacak. Daha, çok yorulacağız. Daha çok mücadele, çok mücadele edeceğiz. Bakın ben bunu biliyorum. Çok daha mücadele edeceğiz. Şimdi burada bu kulüplerimize ne sağlıyor? Bir defa en ortalama 2000 lira giderden bahsedersek, bakın bu 70 küsür kulübümüze 2000 lira bahsedersek ve bunun aylık olarak yıllık 24 bin lira tekabül eder. Bir defa demek ki amatör spor kulüplerinin üye olmanın bir avantajı. Tamam, evet. Bunu sağlamışız. Cebinde kalmış. Ki bu önemli bir rakam olarak düşünüyorum. Çok önemli. Özellikle sen kulüpleri... Evet. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ha, bunun hepsini inşallah yapmak için gayret ediyoruz. Uğraşıyoruz. Olmasını sağlamaya çalışacağız. Ondan sonra bizim kulüplerimizin, bakın bu zamana kadar hep aktarma ücretleri sürekli olarak artar giderdi. Ve geldik. Sağ olsunlar o zaman Sayın TAS Başkanımız Ali Düşmez Beyefendi'ye, Sayın Genel Müdürümüze ve arkadaşlarımıza, orada Adnan Bey'e, hepsine. Yani dedi ki bu kulüplerimiz orada. Gelin bu konuda şöyle bir çalışma yapalım. Ben fikir olarak attım, uğraştım. Bütün arkadaşlar bu konuda destek verdiler, tamam mı? Ve rakamlar düştü. Nereden baksanız her kulübün yıllık olarak aktarma, özellikle çok aktarmayan kulüplerin en kötü ceplerinde 3-4 bin lira, 5 bin lira, kimisinde 6 bin lira cebinde para kaldı. Bu da bir katkıdır. Çok önemli bir katkı. Bu da önemli bir katkıdır. Çok da önemli bir sorunun çözümüdür, evet, bu. Şimdi filiz lisansları da şunun da vesaire, onlara çok fazla girmeyeceğim. Sağlık noktasında bak tekrar ediyorum. Şimdi burada Sayın Genel Müdürümüz, Sayın Baykan'a ve bizler de bu konuda arkadaşlarımıza uğraştık. Bu sağlık meselesine bize söyledi, biz de gittik, dertlendik, kulüplerimiz uğraştık. Sanki bilmiyorlar gibi. Şimdi bir kez anlatayım. Evet. Şimdi atıyorum X bir kulüpte spor yapan, hiçbir sosyal güvenlisi olmayan bir arkadaşımız. Bizim yazımızla beraber veya il müdürüne gönderilen lisansla bu bizim sporcumuz dediğimiz halde orada diyerek illa tecekimi... müsabakada rahatsızlanmış olması yok, gerekmiyor. Evet. Yok, öyle bir şey yok. Şimdi bunu, tamam mı, gidip söyledi, ibraz ettiği zaman bu arkadaşımız istemiş olduğu sağlık güvenlisinin yararlanabiliyor. Bakın bu çok önemli, çok bir şey. Aynen. Tamam mı? Bu önemli bir şey. Bunun bir şekilde çözüme kavuşturuldu. Ondan sonra biliyorsunuz spor il müdürlükleri kulüplere tesislere para karşılığında, antrenmana para karşılığında veriyordu. Bu salon sporunda çok vardı. Bizim Ankara'daki olan futbol takımlarımızda 1 ve 2 nolu sahamızda bunlar geliyor. Ama biz bunların hiçbir kuruş ödetmedik. O zaman il müdürümüz dedik, sen il müdürüm bakın. Yani anayasanın 50. maddesinde devlet vatandaş spor yapmakla yükümlüdür yasasına aykırı bir davranış. Ve biz bu parayı ödetmiyorum ben kulüplerime. Ha buyurun gelin alın noktasına gittik, tamam mı? Sonuç olarak sağ olsun yine Sayın Genel Müdürümüz, o zaman oradaki arkadaşımızla tesis amirleriyle beraber
yönetimdeki arkadaşlarla beraber gittik ve uğraştık, bunun peşini takip ediyoruz. Sen gelene sağ olsun. Bizim içimizden gelmesinden dolayı 3-4 yılın sonunda, pardon 2,5-3 yılın sonunda idman paraları sadece Ankara'da, Türkiye'de kaldı. Ya biz uğraştık bununla. Evet, biz dertlendik. Aynen. Biz koşuşturduk. Çok önemli bir ondan sonra ortadan kalkmış. Yine oldu. Yine tabii ki bizim dönemimizde Pursaklar'da saha yapılmasında, var olan tesisin, tamam mı, yapılması noktasında uğraştık, gayret ettik. Türk yüzü sahasının proje aşamasında bir takım sıkıntılar vardı. Oda yoktu kulüplere. Oda verilmesi noktasında sağ olsun Mesut Başkan'la devreye girerek bunu sağladık. Yine Sayın Mesut Başkanımıza teşekkür ediyorum. Mamak Belediye Başkanımıza. Sayın Yeni Mahalle Belediye Başkanımıza Çetin Bey'e teşekkür ediyorum. Batıkent sahasını yıkarak oradaki 8 kulübümüze oda tahsisi noktasında, hatta daha çok sayıda oldu ama maalesef oradaki projede değişiklikten dolayı hepsini yapamadık. Kendisine teşekkür ediyorum. Yerel yönetimde çok önemli. Altındağ Belediye Başkanımız Veysel Bey'e dedi ki ben amatörlere dedi idman sahası ve barınacakta oda yapacağım dedi, sağ olsun onu yaptı. Hatta bizde bir amatör evi sözü var. Yer noktasında şu anda araştırma içerisinde, tamam mı? Bir tane de size yeri yapacağım. Onun müjdesini buradan vermiş. Evet, evet yapacağım dedi ve bunu size teslim edeceğim dedi. Ve bunu tabii şu anda biz de uğraşıyoruz arsa noktasında, bulunması noktasında. Statlarımızı, sahalarımızı, zemini yenilendi, ışıklandırma yapıldı. Hani merkezde saha alan, spor alanı olmadığı için ne yaptık? Işıklandırma yöntemiyle, efendime söyleyeyim, ne yaptık? İşte gece maç oynatarak, kış ayları döneminde o maç sayısı adetini arttırarak, tamam mı, kulüplerimizi mümkün olduğunca merkeze tutmaya çalıştık. Buna uğraştık. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Federasyon olarak bizim işimiz sadece, lütfen başkanlarımdan şunu rica ediyorum. Bakın gerçekten bu bizim çok önemli bir vaktimizi alıyor. Burada futbola, futbol temsilcisi var, yardımcıları var, tehdit kurutu üyeleri var. Ve burada birçok arkadaşımız var zaten. Yani bunun yönetilmesiyle alakalı. Ve bizim genel sekreterimiz bu konuda yoğunlaşmış pozisyonda, bunun çözüm noktası. Ha, sıkıntılar olabilir, bunu çözüm. Çünkü en büyük sorun nereden çıkıyor? Tesis yetersizliğinden çıkıyor ortaya. Ama bunun kaynağı, çözümü işte 19 Mayıs alanı. Deminden beri bahsetmiş olduğum alanın. İnşallah biz oraya 2 tane sahayı 6-7'ye çıkartırsak zaten kökten sorunu çözmek için uğraşıyoruz. Ha, bu konuda lütfen yapılan bu çalışmalara karşılık biraz destek versinler. Veriyorlar, Allah razı olsun. Ama hakikaten biz bu işte yoruluyoruz, uğraşıyoruz, dertleniyoruz. Biz o kulüplerimizin elbette ki feryatlarına ve söylemlerine göğüs kanat gererek onların dillerine tercüme olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu sahaların da yenilenmesi, ışıklandırma yapılması çok önemliydi bana göre. Bunları yapıldı. İşte katılım bedelleri aldık, verdik. Malzeme yardımları şu anda Yeni Mahalle sırada bekliyor. Çankaya Belediyesi kısa süre içerisinde dağıtacak. Diğer efendime söyleyeyim belediye başkanlarımızdan talepler oldu. Bizden kulüplerimizin isimleri istendi. Bunlar yapılması noktasında çalışmalar var. Yani şu anda aklıma gelir. Bunun dışında daha çok yapılan şeyler olmuştur. En önemli şey bakın. Ya kulüplerimizi her birine birer tane web sayfası yaptık. Bakın. Şimdi web sayfasında bunların hepsini sevgili Cevap sen de katıldın birkaç tanesinde. Çağırdık gelin şifrelerinizi alın diye. Yani biz onların orada yarın öbür gün bu web sitelerine herkesin ihtiyacı olacak. Çünkü iş oraya doğru gidiyor. Evet. Denecek ki kulüp esası değiştiği zaman veya değişmese de bir madde konulacak. Her kulübün bir internet sitesi olacak. Yani olması şart. Zaten. Olacak. Denecek bu. Valilik, işte İçişleri Bakanlığı tarafı. Neden? Çünkü kontrol amaçlı. Takip amaçlı. Şimdi iki gün sonra bizim bedava 750 liralık bir siteyi, ana yüzü yapıp verdiğimiz siteyi belki 5000 lira verecekler, yaptıramayacaklar. Evet. Bu büyük bir hizmet. Ve bunun üzerinden birçok, tamam mı, rahatlık kolay olsun, form gönderme, almaları, göndermeleri vesaire, bunları yaptık. Bunlar çok önemli, büyük bir hizmet. Yani bir insanın, atıyorum, Beypazarı'ndan, Polatlı'dan buraya gelip gitmesine, evrakla göndermesine yok. Mail üzerinden, oradaki bizim şey üzerinden göndermesi, bizim arkadaş oradan bakıyor, alıyorlar. Şimdi bunlar büyük hizmetler. Daha buna benzer birkaç teknolojik ilgili bir arka plan çalışmalarımız var. Bunları inşallah yeni dönemde Allah nasip ederse yaptığımız zaman anlatacağız, söyleyeceğiz. Şunları şunları yapılacaktır diye takip edip, ama yeni dönemde en önemli şeyimiz bizim şu anda bizim en büyük sorunumuz ve işimiz
Öncelikle 19 Mayıs alanı evet. Zaten bizim şu dönemde son işte bu yapacağımız yeni dönemde sadece buraya odaklanıp tüm enerjimizi buraya verdiğimiz zaman ve biz buradan alnımız hareketle çıktığımız zaman zaten Ankara'ya ve Türkiye'ye en büyük yapmış olduğumuz hizmet bu olacak hep beraber. Başkanım çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim sevgili Programı hocam. Burada sonlandırıyoruz. Programımızı burada sonlandırırken ilk program olması dolayısıyla ve Klas Spor TV'nin yayının hayatına başlaması dolayısıyla bir pasta keseceğiz. Arkadaşlarımı odaya davet ediyorum. Evet, şey oldu. Bu ilk program pastası olacak inşallah. Tüm izleyicilerimiz adına da buradan. Çok teşekkürler onları... başkanım. Çok ince ve naziksiniz bu konuda. Sağ olsun, sen genel sekreterim iyi düşünmüş. Teşekkür ederiz. Hadi gençler. Ben ilk stüdyo bastığımda biz yapalım. Evet, bakalım. Pastamız? Yok, sürprizim olsun. Sevgili Aykut. Başkanım nasıl durum? Vallahi bilmiyorum, size sormak lazım. Daha yayındayız bu arada. Öyle mi? Yayını kesmedim. Öyle mi? Daha kesmedim. Yayını kestim, pastayı kesmedim. Peki o zaman, tamam. Meriç abi. Meriç abi geldi. Meriç hocam. Başkanım. Vallahi abi teşekkür ederim, sağ olun. Vallahi cevap süperdi. Siz de süperdiniz ben. Ağzınıza sağ olun. Performans süperdi. Harika. Zulu altyap istersen herkes evet, alsın evet, rahatla. Evet. Bu ilk canlı yayın konuğumuz siz oldunuz başkanım. Vallahi şunu söyleyeyim sevgili Berat. Gerçekten çok büyük bir hizmet yapmışsınız. Yani çok büyük bir hizmet. Bu hakikaten demin Rişi abi söyledi. Bir şey halletmezseniz başaramazsınız diye. Hayretmek çok önemli ama mutlaka bunu başarınızda ben canı gönlü inanıyorum. Ankara'nın böyle bir televizyona, böyle bir iletişim kanalına ihtiyacı vardı. Ve bunu da sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah başkanlar kurumuzu aramızda size görmek istiyoruz. Biz de canlı yayında bunu burada size söylemiş olalım. Çok teşekkürler başkanım. Orada da inşallah sevgili Cevat'la da konuştuk. Öyle orada yayın yapacağız. Başkanlarımızı arkamıza alarak tamam mı? Açık oturum yapalım orada. Ben Cevat'a yalvardım. Evet. Rahat başkanı getirme diye. İlk gün rezil oldunuz Rahat başkanıma. Yok yok. Onu rahat değil. Biz de çok rahat size karşıyız. Çok sağ olun. Yok sağ olun. Şimdi biz bir aileyiz. Ben hiçbir zaman biliyorsun yıllardır hep beraberiz. Bir aileyiz bizim. Bizim kabahat kusur diye bir şey olması söz konusu değil. Bu işi hep beraber bir noktaya taşıyacağız. Çünkü bizim Ankara'mızın, başkentin buna ihtiyacı var. Sadece amatör spor kulüplerinin, bütün kulüplerimizin profesyonel anlamda Ankara'nın, Gençler'in, Osmanlı'nın, Demirspor'un, Hacettepe'nin hepsinin bu kanala ihtiyacı var. Çünkü biz burada anlatacağız bunları, değerimizi evet. Anlatacağız. Ya bugün işte Ankara Demirspor hocasıyla bağlandık Mehmet Hocam'a. 15 maçtır yenilmeyen bir takım var Ankara'da. Biz ne kadar yasak çizsek de bu kadar görsel, görüntülü, tabii. Sesli. Bir de şey çok önemli. Yani sosyal medyada hem Facebook'ta hem Twitter işte diğer mecralarda bunun ürün olması, YouTube'da vesaire falan bu çok önemli. Zaten şu var, insanlar bunu bir alıştığı zaman artık teknoloji de ilerleyen zamanlarda sanıyorum böyle olacak herhalde artık. Bu eski, şu alışmış olduğumuz yayınlardan falan çıkarak büyük bir ihtimalle sosyal medya daha ön planda. Sosyal medya şey yapacağız. Bir de yer, zaman şeyi yok. Yani düşün şimdi Amerika'daysan, internetin varsa evet. Bunu seyredebiliyorsun. Tabii. Yani. Cevat çok rahatlıkla şey. Görebilirsiniz. Cevat gibi bir şey yapmamız lazım. Arkadaşım. Cevat'ın bir sorunu var, bunu çözmemiz gerekiyor. Sevgili Murat. Cevat'ı evlendirmek istiyoruz. Evet. Söyleyelim. Canlı yayında. İnşallah. Pastamızı keselim. Abi benden şey istiyordu. Beriş abi. En büyüğümüz sensin lütfen. Gel. Lütfen. Ha? Şey, eşlik edeyim. Buyur. Hep beraber. Konum sensin. Abi. Başkanım siz. Buyurun. Hadi bakalım. Ya Allah ya Bismillah diyelim. Tamam. Evet. İlk pastamızı kesiyoruz. Hayırlar getirmesini. İnşallah çok çok güzel noktalara çıkmasını temenni ediyoruz. Klas ailesinin, Klas TV'nin medyasının. İnşallah bunu biz de burada ilk olmanın da mutluluğunu yaşarız. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Klas Spor'un 9. doğum gününü kutladık geçen. Evet. Doğum günü mü denir ona? 9 yaşına bastı Klas Spor. İnşallah bugün şey yapalım. Klas Spor TV'nin arkadaşlar, 9. buradan, yaşında beraber kutlayacağız. Evet. Şuradan herkes şöyle evet, birer tamam. Birer kaşık alsın ve Berker şurada yayını kapatırsan sen de gelebilirsin. Berker kapat tamam. Bugün de bu kadar. Yarın o zaman şöyle keselim. Burak Kemal Erkılıç'ın 20'de yayını başlıyor. Sohbet programı. Ardından getir.
Voleybol basketbol programımız var. Damla ve Buğra'nın sunduğu. Ardından Ankara Yüzü programı var. Ahmet ve Aykut'ta. Artık onda reyting rekoru bekliyoruz. İyi geceler. Köşede. Köşede. Tamam,